Soru Hürriyeti'nden herkese merhaba, ben Melisa Alpan. Bugün sizden gelen soruları yanıtlayacağım. AİHM 2009'da ilk defa bir ülkeyi, Türkiye'yi, kadına yönelik şiddet davasında yaşam hakkı ihlalinden mahkum etti. Sadece mahkum etmekle de kalmadı, aynı zamanda kadına yönelik şiddetin cinsiyet temelli bir ayrımcılık olduğunu tespit etti. Dava bir şiddet davasıydı. Defalarca savcılığa başvuruda bulunmuş ama gerekli önlemler alınmamış bir kadının kızı bu davayı açmıştı. Naide Opuz'du bu kadın ve bu alınmayan idari otoritelerin almadığı tedbirler yüzünden öldürülmüştü. AİHM'in bu kararı uluslararası çapta büyük bir yankı uyandırdı ve hatta o sırada Türkiye'de yeni bir yasa hazırlanması sürecine girildi. 6.284 şiddet yasası. Aynı anda bir İstanbul Sözleşmesi de hazırlanmaya başlandı. Ve Naide Opuz kararı her ikisinde de tetikleyici oldu. Naide Opuz kararı dışında 6.284 sayılı yasayı tetikleyen başka nedenler de vardı. Bir kere şiddetle başlayan ve kadın cinayetiyle sonuçlanan olayların görünürlükleri artmıştı. Öldürülen kararların eski yasa 4.320 sayılı yasa uyarınca tedbir kararına başvurmuş oldukları tespit edilmişti. Ama bu kadınlar ya ret cevabı alıyorlardı ya da işte koruma sağlanmıyordu. Bu kararlar öldürülen kadınların çantalarından, ceplerinden çıkıyordu artık. Kadın hareketinin ısrarlı talebi ve o dönem Aile Bakanı olan Fatma Şahin'in kadın örgütlerini bu sürece katma iradesi, isteğiyle yeni şiddet yasası çıktı. Ha, bu yasayla ilgili sorunlar yok mu? Var. Neticede şiddet sadece kadına özel bir şey gibi konmadı yasaya. Sanki bütün aile bireylerini kapsayan bir şey gibi ele alındığı için tabii ki de hani kadın orada biraz önceliğini yitirmiş oldu. Ama yine de bu haliyle iyi bir yasa. Buradaki sorun, kadın cinayetlerinin sürmesindeki, kadına şiddetin sürmesindeki neden aslında bu yasanın hakkıyla uygulanmıyor olması. Burada işte kolluk kuvvetlerinden savcılara, hakimlere büyük bir hatalar zinciri var. Bir kere evet hani yasadaki cezalar yerli yerinde az değil. Fakat savcılar genellikle iş yükü nedeniyle buradaki delil toplama kısmını kolluk kuvvetlerine devrediyorlar. Kendileri takip etmiyorlar ve kolluk kuvvetlerinin burada çok ciddi ihmalleri oluyor. Ve daha sonra hakimin önüne gittiğinde bu dosyalar ortada elle tutulur, gerekli deliller, yeterli deliller olmuyor. Bu nedenle de işte beraat kararları çıkabiliyor ya da cezalar kamuoyu tarafından düşük bulunabiliyor. Yasa kötü bir yasa değil, cezalar yerli yerinde. Fakat burada bütün kolluk kuvvetlerinden savcılara, hakimlere bir hatalar zinciri oluştuğu için çıkan kararlar kamuoyunu tatmin etmiyor. İşte beraat kararlarına tepkileri görüyoruz kamuoyundan gelen ya da cezalara az bulunabiliyor. Fakat baktığımızda yasa aslında uygulansa kadın cinayetlerini önleyebilir. Bir de sanki bu yetmez gibi aynı zamanda yasaya son dönemde çok ciddi saldırılar olduğunu görüyoruz bazı medya organlarında. Sanki boşanmaların sebebi bu yasaymış gibi, işte erkekleri mağdur eden bir yasaymış gibi ya da işte kadınlar bu yasa yüzünden öldürülüyormuş gibi yayınlar yapılıyor. Aile Bakanlığı'nın mutlaka bu yayınlara karşı tutum alması ve bu yasayı sahiplenmesi gerekiyor. Çünkü bu Aile Bakanlığı'nın kendi yaptığı yasa. Kadınlar en çok boşanma süreçlerinde şiddet görüyor. Bu Türkiye'de yapılan araştırmalarla sabit bir gerçek. Dolayısıyla kadınlar en çok boşanma süreçlerinde korunmalı. Fakat gelin görün ki bu sene kurulan boşanma komisyonunda özellikle kadın boşanmaların azaltılmasına yönelik bir çalışmaydı bu komisyonun çalışmaları. Ve çıkan raporda bizim ceza yasamızla da İstanbul Sözleşmesi ile de çelişen arabuluculuk yöntemi üzerine vurgu yapıldı.
Bunun yani bunun düşünülmemesi bile gerekiyor. Çünkü burada mesele kadına şiddeti önlemek, boşanmaları azaltmaktan daha önemli bir mevzu olmalı. Zira boşanmaları azalttığında aslında şiddeti evin içine hapsetmiş ve görünür olmaktan uzaklaştırmış kılıyorsunuz. Bir şeyi çözmüyorsunuz. Yani orada bir aile birliği, şiddetin olduğu bir yerde aile birliği söz konusu değil. Bu boşanma komisyonundan çıkan raporda akılları ziyan türlü ifadeler vardı. İşte mesela şiddet gören kadına verilecek tedbir süresinin erkeklerin mağdur edildiği iddiasıyla 15 güne kısıtlanması önerildi. Çocuğa cinsel istismarda rıza denildi. Kadınların nafaka hakkının kısıtlanması önerildi. Ha bunlar yapılmadı ama tartışılan konular haline geldi. Ki 62-84 sayılı yasa son derece nettir. Aslında bizim aradığımız çözüm orada, mesele sadece uygulamakta. Türkiye'de erkek şiddetinin önüne nasıl geçeriz? Cevap basit. 62-84 sayılı yasayı hakkıyla uygulayarak, ikincisi kolluk kuvvetlerinden savcılara, hakimlere, herkesin işini layığıyla yapmasıyla, üçüncüsü de ve belki de en önemlisi Aile Bakanlığı'nın kadın örgütleriyle yeniden çok yakın temasla çalışmasıyla erkek şiddetini ülkemizde önleyebiliriz. Bu haftalık Soru Hürriyeti'nden bu kadar. Bir dahakine görüşmek üzere.